Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi çemberde açının 10. köşe taşında kalmışız en son. Oradan başlıyorum arkadaşlar sorularımızı çözmeye. Bakalım ne diyor birinci sorumuz 10 numaralı köşe taşının. Şimdi burada bir 80 derecemiz var ve bakın 80 dereceyi oluşturan kollarımız şunlar. BC koluyla BA kolu. Yani demek ki 80 bu C ile A'nın arasındaki açıyı görüyor. Çevre açı olduğu için bu 80 derece dediğimiz açı çevre açıdır. Ve gördüğü yayın yarısı olacaktı. Demek ki bu yayın ölçüsü 160 derece. Şimdi kuralımız şu. Eğer ki çemberde eşit kirişler varsa bunların arkasındaki yayların ölçüleri eşittir. Yani şu 160'ı bu keratalar 80-80 kardeş kardeş paylaşacaklar dostlarım. Peki şimdi bu çemberimiz yarım daire bakın. Yarım dairenin ölçüsü 180 dereceydi. 160 derece buradaysa şuraya da 20 derece kaldı buradaki yayın ölçüsüne. Ve bakalım şimdi X hangi yayı görüyor? Bunu bir konuşalım dostlarım. X'in kollarından birisi DA yani D'den başladı. Diğeri de AB, B'ye kadar olan. Yani şuradaki yayın 80 ile 20'nin toplamını görüyor ki 100 derece görüyor o halde arkadaşlar. Çevre açı olduğu için yarısı olacak. 50 dereceyi yapıştırdım hemen. Ve geldim ikinci sorumuza. Evet bakın X'i görüyorum burada. X bir teğet kiriş açıdır dostlar ve çevre açı diyebiliyorduk biz buna. Dolayısıyla şu gördüğü yayın ölçüsü 2 katı olacak 2X. Şimdi bu kirişin arkasındaki yayın ölçüsü 2X ise bu eşit kirişin arkası da 2X, bu eşit kirişin arkası da 2X olmak zorunda. Ve bakın şunda toplamda kaç X var? 6X var. Hepsinin tüm dairenin toplamı 360 dereceydi. Burada 6X varsa şu boş daireye 360 eksi 6X kalmak zorundadır dedi. Şimdi 40 derece bizim dış açımız dostlar. Dışarıdaki açıyı bulmanın yolu şuydu. İkinci gördüğünden birinci gördüğünü çıkartıp ikiye bölüyorduk. Yani 360 eksi 6x'ten 2x'i çıkarıyorum. Şurada birinci gördüğü, bakın birinci gördüğü, ikinci gördüğü. Çıkarttım 2x'i ve ikiye bölersem eşitmiş 40'a. Hemen burayı bir toparlayalım. 360 eksi 8x yapar burası. 360 eksi 8x'i de 2'ye bölersek 180 eksi 4x yapar. Eşittir 40. 40'ı buraya alalım 140 kalsın. 4x'i de buraya alalım. Şimdi 4'e bölersek hepsini. 140'ı 4'e bölersem bir 2'ye böldüm 70. Bir daha 2'ye böldüm 35 çıktı. Sorumuzun cevabı. Evet geldik 3 numaralı sorumuza. Bakın 1 numarayla neredeyse aynı tarz bir soru dostlarım. Hemen şu 60'ı bir konuşmaya başlayalım. Şimdi 60 Manisa ile Adana arasındaki şu yayı komple görüyor. Yani burası 120 olacak o halde. Ve 120 ise burası şunlarda eşit kirişler olduğu için arkasındaki yaylar da eşit olacak. Demek ki 120'yi biz 3'e böleceğiz. Her birine 40 derece yazıyor. Şimdi 120 burada. Demek ki şuradaki 180'i tamamlayacağım yarım daire olması için. Şuraya da 60 derece kaldı. Şimdi X'i konuşalım arkadaşlar. X bakın nereyi görüyor? Şuradaki Kastamonu ile Bolu arasındaki şu yayı görüyor dostlarım X. 60, 40 daha 100, 40 daha 140. Çevre açı olduğu için yarısı olacak 140'ın 70'i yapıştırdık. Evet dördüncü sorumuz. Noktaları çember üzerinde. Bakın burada bir X var. O halde ikizkenar olduğu için burada X diyelim hemen. 141. 2 katı olacak şuradaki gördüğümüz yay. Şu yaya 2 katını yazacağız. 282 yazacağız buna dostlarım. 282. Şimdi bu X şurayı gördüğü için 2X. Bu da X. Burayı görüyor 2X. Eşit kiriş olduğu için bunun da arkasındaki yay 2X olacak diyebilirim. Ve bakın toplam 2, 4, 6X'imiz var. Bir de 282'miz var. Bunların toplamı 360 olacak. Hemen gerisini çok rahat yapabilirsiniz diye düşünüyorum dostlarım. Ben direkt cevabı işaretliyorum şıklara bakıp da.
Evet, 10 numaramız tamamdır. Hemen geldik 11 numaralı köşe taşının birinci sorusuna. Bakalım ne diyor? Paralellik var burada dostlarım. BXT, şuradaki yayın ölçüsü 115'miş. Buna göre AB yayının ölçüsü nedir diye soruyor. Şuradaki yayın ölçüsünü istiyor bizden. Şimdi bileceğimiz kural şu. Paralel kirişmiş bunlar. Bakın şununla şu paralel. İki paralel kirişin arasındaki ya da paralel kirişle teğet arasındaki yayın ölçüsü burada 115 ise bu tarafta da 115'tir dostlarım. Buranın da 115 olduğunu söylüyorum hemen. Bunun ispatı da çok basit. Bakın şöyle bir doğru çizersem şuradaki açı 115'i görüyor dostlarım. Hemen şurada bakın bir Z harfi yaptım. Bu açıyla bu açımız da eşit olduğu için bakın bu da aynı yayı görmek zorundadır. Aynı açıyı görmek zorunda. Z kuralından bunlar eşitse gördükleri yaylar da eşit olacağı için. Çünkü ikisi de çevre açı. O yüzden bu yaylar birbirine kesinlikle eşit. Peki 115, 115 daha 230 yaptı. X'e de kaldı 130 derece. Hemen şu 2 numarayı gömelim. Evet, yine bakın paralel iki kirişimiz var. Şununla şu birbirine paralel. O halde aradaki yayların ölçüleri birbirine kesinlikle eşit olmak zorunda. Peki 112 buradaysa toplam 180 olacağı için 68 kalır bu ikisini. Ve 34, 34 paylaşırlar bu 68'i. Şimdi X'i bulmaya odaklanalım. Bakın şu çemberin ben tamamını çizersem X dediğimiz adam şuradan başlıyor. Şöyle 34 de dahil olmak üzere şu yayın hepsini görüyor. Yani 180 ile 34'ün toplamını görüyor ki 214 yapar bu yayların toplamı. 214'ün yarısı olacak. Çevre açı olduğu için 107'yi yapıştırdım dostlarım. Geldik 3. sorumuza. Teğetler var. DT paralel AC demiş. Tamam, DT paralel AC. Şimdi şununla şu birbirine paralel. AB yayını 144 vermiş. Şurası 144. Şimdi bunlar da birbirine paralelse bir kere şuradaki yayla şu yay birbirine kesinlikle eşit. Paralellerin bakın şu paralelle bu paralelin arasındaki yaylar eşitti. Peki bu kirişle bu kiriş eşit olduğu için bunların da arkasındaki yaylar birbirine eşit. O zaman şu 3 yayın ölçüsü birbirine eşit. Yani Y, Y, Y diyelim. Peki 3 tane Y ile 144'ün toplamı hemen yapalım. 3 Y ile 144'ün toplamı çemberin tamamı. Yani 360 olacak. Hemen 3 Y'yi bulalım buradan. 3 Y 144 çıkartırsak buradan çıkartalım. Ondan 4 çıktı 6. 5'ten 4 çıktı 1. 3'ten 1 çıktı 2. 216. 3'e bölelim. Y eşittir 72 gelsin dostlarım. Y'yi bulduk 72. Şimdi X'e bakalım. X neymiş? X bir dış açı. İkinci gördüğü yaydan, yani bakın şurada 2Y'yi görüyor ikinci olarak. 2Y'den 1Y'yi çıkaracağız ve 2'ye böldüğümüzde X'i bulmuş olacağız. 2Y'den Y çıkarsa Y kalır. Yani 72 kalır. 72'yi de 2'ye bölersek 36 olur sorumuzun cevabı. Evet, 4 numaradayız. Şimdi verilenleri bir okuyalım. A, K, B. Tamam, bunların eşit olduğunu söylemiş. Bir de demiş ki DK yayı şurası yani CK yayının 2 katıdır. Yani şuradaki yaya biz A derece dersek DK yayı 2A derece olacakmış. Hatta şöyle yapalım. Buna 2A derece diyelim. Bu da 2 katı olacak 4A. Şimdi devam edelim. Buna göre X kaç derecedir diye bir soru soruyor. Yine AB paralel CD demiş. O halde şuradaki yay ile bu yayında yani paralel doğruların arasında kalan yayların eşit olduğunu da söyledim ben arkadaşım. Şimdi neler yapabiliriz? Şuna biz bir 2B diyelim. O zaman bu da 2B olsun. Şuraya B yazalım. Buraya da B yazalım arkadaşlarım. Çünkü 2B'yi gördüğü için B. Yine bu da eşit olduğu için B dedim buna da. Bakın X dediğiniz şey 2B ile 2A'nın toplamını görüyor. X çevre açıdır. 2B ile 2A'nın toplamını görüyor arkadaşlarım. O halde şöyle olmayacak mı dostlar? X gördüğü yayın yarısı olacağı için X 2A ile 2B'nin toplamının yarısı diyeceğim. Yani A artı B diyeceğim dostum. Peki A artı B de X'e eşit. Bunu da biliyoruz. Bu da dursun elimizde.
Bakalım başka neler yapabiliriz? Şurası 2A ise şurası da A olacak diyebiliriz. Çünkü çevre açı 2A'yı görüyor. Sonra şu A ile şu B'nin toplamı buraya eşittir diyebiliriz ama zaten evet X'ten dolayı oraya da eşit olduğunu görüyorum. O da çok bir şeye katkı sağlamadı. Şimdi şurası B ise şuraya da 2B yazalım. Hepsini gördüğü için 2B yazdım ve bakın toplam tamamını bir şeyler yazmış oldum. Şimdi çemberin tamamı neydi? 360 derece. Hemen toplayalım. 4A, 2A daha, 6 tane A var bir kere. Artı 2, 4, 6 tane de B var. Ve toplamları 360. Hemen 6'ya bölersek A ile B'nin toplamı 60 yapar. Zaten bize de A ile B'nin toplamı lazım. Çünkü X'i soruyor arkadaşlarım. 60'ı yapıştırdım hemen. Evet, 11 numara da tamamdır. Hemen geldik 12 numaralı köşe taşımıza. O merkezli çemberde OC eşittir DE'ye. Peki. OC bakın çemberin yarı çapıdır dostlarım. R diyelim buna. Burası da R'ymiş. Şimdi şurayı birleştirdiğiniz takdirde şu kısmı. Bu da bizim çemberimizin yarı çapı. Bu da R. Hatta R. R, R olduğu için şu da kesinlikle 25 derecedir diyebiliriz artık bunu. İkizkenar üçgenden. Peki 25 ile 25'in toplamı şu açıya eşittir. Buraya da 50 derece yazalım. Şimdi şurayı birleştirdiğimde bu da yarıçaptır arkadaşlar. Buna da eşittir koyalım. 50 ise burası da 50. Şuraya da 15 kaldı diyelim. Sonra şurayı birleştirdiğimizde bu da yarıçaptır. 15 ise buraya da 15 yazalım. Nereler kaldı? Şöyle bir bakalım. 50. Şurada 65 var, burada 15 var. Bakın bumerang yaparsak 65, 15 daha 70, 80. 50 daha 130. Şuradaki açının ölçüsünün 130 olması lazım o halde dış açımız. Şurada bir 25'i var arkadaşlar. 130'dan 25 çıkarttık hemen. 105 kaldı şuraya. 105. Demek ki bununla bu da eşit ya birbirine. İkisi de yarıçap olduğu için xx 2x 75 x eşittir 37,5 geldi. Hemen şuna bakalım. Bakın yine yarıçapa tık tık koymuş. O zaman ben şurayı çizersem bu da yarıçaptır. Buna da tık tıkı koyalım hemen. Demek ki şu ortada bir ikizkenar çıktı. Burası da x oldu. Buna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor dostlarım. Bakın şöyle yapalım. Şuradan başlayalım. Buna bir a derece dersem bu da a derece. Şimdi A ile A'nın toplamı 2A'dır. Demek ki X dediğim şey 2A oldu. O zaman burası da 2A. Sonra şu 75'in içeride kalan açısının ölçüsü 105 derecedir. Şuranın tamamı 105. Bakın bu A'nın, bu 2A'nın ve şuradaki 105'in toplamı 180 olacak. Demek ki 3A 75 olacak. Demek ki A 25 olacak. Ve bize de 2A'yı sorduğu için 50'yi paketledim dostlar. Evet yine x kaç derecedir diyor. Bakın şurada yarıçapa eşit bir uzunluk var. Hemen ben şurayı çizersem bu da yarıçap olduğu için buna da tık tık simgesi koydum. Bu da yarıçap, buna da tık tık simgesi koydum. Bakın şu ikiz kenardan dolayı şurası kesinlikle 64 derecedir dedim hemen. 64 burası. 64 ile 64'ün toplamı 128'dir şurası. Şimdi 128 burada var. 128 şu ikisine birden 52 derece kalır toplamda. 52'yi de bunlar 26-26 kardeş kardeş bölerler. Bunu da yazdık. Sonra şuradaki ikiz kenarı konuşalım. Şu açıyla buradaki açının toplamı 26'ya eşit. 2 iç açı 1 dış açıya eşit kuralından. Demek ki bunlar 13-13 olacaklar. Bunu da yazdık. Bakın şurada da 128, 13 ve x'in toplamı şu üçlü 180'e eşit olacak. Yazalım. 128 artı 13 artı x eşittir 180. 128, 138, 141, 39 mu kalıyor x dediğimiz açıya? 39'u paketledik. Yine yarıçapımıza eşit bir uzunluk görüyorum. Hemen şurayı bir birleştirelim. Bu da yarıçap diyelim. Sonra şurayı birleştirirsek bunun da yarıçap olduğunu söyleriz artık. Başka. Şimdi şu ikiz kenardan 20 ise buraya da 20 yazalım. Bakın bu 20'nin gördüğü yay merkez açı olduğu için bu da 20. X de
20'yi gören çevre açı olduğu için yarısı olacak. 10 dereceleri yapıştırdım arkadaşlar. Evet, 12 numarada tamamdır. Hemen 13 numaraya geçebiliriz şimdi. Bakalım, yarım çember AB, AD'nin 2 katıdır diyor dostlarım. Yani şurası R ise burası 2R, hatta R, R oldu. Şimdi şurası da bizim yarı çapımızdır R. Ve bakın burada ne çıktı? Eşkenar üçgen. 60, 60, 60'ı döşeyelim hemen buraya. Ve şurada bir kirişler dörtgeni olduğu için karşılıklı açıların toplamı 180 olacaktır. X de 120 olacak 60'tan ötürü. Evet, şimdi AB, CD'nin kök 2 katıdır diyor. Yani buna CD'ye R dersem AB, R'nin kök 2 katı olacak. R dersem R kök 2 olacak. AB. CD'ye biz bir A diyelim. Hatta buraya 2A diyelim. O halde burası 2A'nın kök 2 katı olacakmış. Hatta şunlara da A kök 2, A kök 2 yazalım. Şimdi şurayı birleştirdim. Şurayı da birleştirdim arkadaşlarım. Ve bakın ne çıktı karşıma. Şurada da A kök 2 var yarıçap olduğu için. Bu da A kök 2 yarıçap olduğu için. Bakın A kök 2, A kök 2, 2A. Yani bunun kök 2 katı. Bu ne zaman oluyordu? Bu üçgen ikizkenar dik üçgense, 45 45 90 üçgeni ise, evet burası AA, A kök 2, yani kök 2 katı oluyordu. Demek ki şunlar 45 dereceymiş. Bunu bulduk şimdilik arkadaşlarım. Peki şimdi bu 45 derece, 45 derece, burası 90. O halde bunun gördüğü şu yay da 90 derecedir diyelim. Başka ne diyor? Alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi alfaya bakın, şuradaki açı, iç açı. İç açı gördüğü yayların toplamının yarısıydı. Yani önden ve arkadan gördüğü yaylar. Şimdi şurası da alfadır. Alfa bir burayı görüyor, x diyelim. Bir de bu tarafı görüyor, y diyelim. Şimdi bu x ile y'nin toplamının yarısı alfaya eşit. Yazıyorum. Alfa eşittir x artı y bölü 2. Peki x ile y'nin toplamı nedir diye soralım. Şimdi bu yarım daire. Burası 90 derece ise x ile y'ye de 90 kalmalı. Çünkü yarım dairenin ölçüsü 180. 90'ı buradaysa bunlara da 90 kaldı. Peki x ile y'nin toplamı 90. Yarısı ne yaptı? 45 dedik. Cevap Bursa'dan geldi. Üçüncü sorumuzdayız. Evet, şurası 20 derece ise bir kere şurası da kesinlikle 20 derecedir yapalım, merkez açı olduğu için. Sonra şu OC çemberin yarıçapı. İki çizgi koyduysa ben de iki çizgi koyuyorum. Hatta şurayı çiziyorum. Buna da iki çizgi koyuyorum. Hatta OD de çemberin yarıçapıdır. Buna da iki çizgi koyuyorum. Ve bakın buradaki üçgen nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60'ı yapıştırdım hemen buna da. Ve şurası 60 derece ise mecbur bu da 60 derecedir dedim hemen. Başka 20, x kaç derecedir diye bir soru soruyor. X de şuradaki açımız. Bakalım neler yapacağız şimdi, görelim. Şimdi evet, başka bir şey geliyor muyuz? Şimdi şurası 80 toplamda. Bir işe yaramayacak. Şunların paralel olduğunu söylemiş mi? Yok, paralel de dememiş. Peki. Şimdi şunu bir çemberi tamamını çizelim. Şunu da şöyle birazcık uzatalım. X dediğimiz şey şuradaki yayı görsün. Bakalım bu yayı bulabilecek miyiz arkadaşlarım? Eğer bu yayı bulursak da yine X'i bulmuş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bunu biz böyle uzattığımızda bu bir çap. Çap olduğu için burası arkadaşlarım, şuradaki daire yarım daire oldu artık şurası. Yarım daire. Ve ölçüsü 180 derece. Şurada 80 derecemiz varsa buraya 100 kaldı. X'in gördüğü yay, yani şu yay 100 oldu. Yarısı olacak X, 50 derecedir diyeceğiz. Hadi şuna bakalım. Evet, bakın yarı çapa tık tık koymuş. Ben de tık tık koyuyorum. Hatta şurayı çizersem buna da tık tık koymak zorundayım diyorum. Ve dolayısıyla burada bir eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60'ı yazdım. Şimdi DC AO'nun kök 2 katıymış. Yani ben bunlara RR dersem burası R kök 2. Bakın yine şunu çizdim. Bu da R. Bu da R. Ne geldi burada? R, R, R kök 2. Yani 45, 45, 90. O halde burası 45, burası da 45. Bakın X toplamda ne çıktı? 105 çıktı.
Evet, 13 numarada tamamdır. Hemen çevirdim. 14 numaraya geldim. 14 numara bir kural sorusu arkadaşlarım. Burada diyeceksiniz ki şuradaki 3 çevre açın. Şuradaki 3 çevre açı olsaydı ama, tamam mı? Çevre açıların toplamı 180 derecedir diyecektik arkadaşlarım. Bakın bu çevre açı. Bu da çevre açı. O zaman biz bunun da çevre açı olduğunu bir söyleyelim. Çevre açısını bulalım yani. Şimdi 60'ın gördüğü merkez açı olduğu için yay da 60. Bu 60'lık yayı gören çevre açı da 30. O halde şunu diyebilirim artık. 30, 50 daha, 80. Buraya da 100 kalmalı ki toplamları 180 olsun diyebiliriz arkadaşlarım. Demek ki nerede bir hata yaptık? Pardon ya, 90 olacak bunların toplamları. 180 mi dedim ben? 90 olacak. 50, 30 daha, 80. 10 kalacak ki 90 olsun arkadaşlar. Ya merkez açı olsaydı 180 olacaktı. Yani merkez açıların toplamı 180. Çevre açıların toplamı da 90 olacak. Şimdi geldik buna. Evet, bakalım burada neler yapacağız. Görelim şöyle bir. Hemen ayarlayalım. Evet, x kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Bir bakalım hemen. Arkadaşlar şarjım bittiği için ekran bir anda kapandı. Şimdi biraz şarj ettim. Tekrardan devam ediyorum. Şimdi burada da dörtlüsü var. Dörtlüsünde de arkadaşlarım toplamları 180 olacak. Hemen toplayalım. 65, 35 daha 100, 150. Buraya da kalacak 30'u yapıştırabilirsiniz hemencecik. Şuna geldik, 3 numara. Bakın 3 tane çevre açı var. Toplamları neydi bu çevre açıların? 90 olacak demiştik. Şimdi DAE şu açıyla DCF şuranın toplamı 65'miş. Zaten ikisinin toplamı 65. Demek ki 65 ile X'in toplamı 90 olacak diyebilirim hemen. X'in de ne olması lazım? 25 mi olması lazım dostum? Şuna gelelim. Eş çemberler D ve E noktalarında birbirine teğettir. Çemberlere teğettir diyor. Buna göre X kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Üçü de eş çembermiş dostlarım bunların. Yani şunun yarıçapı bunun yarıçapına eşit, bunun yarıçapı bunun yarıçapına eşit diyebiliriz. Şöyle de yazalım hatta şimdi. Hatta bunlara biz RR diyelim ya. RR. Eş çember oldukları için yarıçapları eşit. Şimdi şuraya tam teğet olduğu noktaya yarıçap dikiner demiştik. Burası da R. Ve bakın 90'ın karşısı 2R ise neyin karşısı R oluyordu? 30'un. Demek ki burası 30, burası da 60. Şimdi aynı muhabbetten burada 30, burada 60 dedik ve X'in toplamı 120 derecedir. Sorumuzun cevabı Edirne'den geldi dedim dostlarım. Evet, 14 numarayı da gömdük. Şimdi burada biraz duralım. Bir sonraki videoda devam ederiz kalanları çözmeye.